arkadaşlar. Bir daha bu metal. Üniversite diyelim. Biraz gelişti, kusura bakmayın. Diğer de hoca aradı. Şimdi bu derste aliasing konusunu bitirdik. Sormak istediğiniz şeyler varsa artık daha sonra bana sorabilirsiniz. İki boyutlu geometrik transformasyonlar, elinizdeki primitivleri, primitivler nelerdi? Nokta, çizgi, çember, üçgen, bilmem ne, poligon. Bunların iki boyutlu uzayda, yani ekranda, bir yerden bir yere alınması, boyunun küçültülmesi, büyütülmesi, döndürülmesi, ötelenmesi, yamultulması, eğrilip çevrilmesi, işlemlerinin bütünü. Bunlara iki boyutlu geometrik transformation'lar, iki boyutlu geometrik dönüşümler diyoruz. İki boyutlu geometrik dönüşümler birebir olarak üç boyutluya extend ediliyor. Zaten önümüzdeki hafta onu geçeceğiz. Şimdi bunlara bakıyoruz. Şimdi en basit iki boyutlu dönüşüm transformation, translation dönüşümü. Translation dönüşümü, elinizde bir nokta var, P noktası. Bu P noktasının, P prime noktasına gitmesi gerekiyor. Bu P noktası bir üçgenin köşesi olabilir. Bir üçgeni bir yerden bir yere taşımak için bu üç noktasını da, üçgeni çünkü üç nokta belirliyor. Üç noktasını da P'den P prime'a, P1'den P1 prime'a, P2'den de P2 prime'a gitmeniz lazım. Şu anda bir tanesini gösteriyoruz. Üç noktanın da yerini taşırsanız bu üçgenin taşınması anlamına geliyor. O zaman bunu fonksiyon olarak yazmaya kalkışırsanız nasıl olacak? Bilgisayar programında elinizde move dediniz, tamam mı? T dediniz, triangle sınıfı, dx, dy. Bu şekilde bir fonksiyon çağırabilirsiniz. Bu T'nizin de içerisinde T nokta X, T nokta Y diye iki tane hangi değişken olabilir? Hangi türden bir değişken olabilir? Söyleyin. Nokta. Float. Float. Float X. Float Y. Integer değil yani, onu yanlışa düşmemen için. Çünkü integer eksi ekranda piksele dönüşüyor. Şimdi yapmanız gereken P prime eşittir. P prime eşittir P artı T. Ters tarafa gitmek isterseniz ne olacak? P eksi T mi? Hayır, değil. Gene artı T. T eksi T'ye eksi olacak. Ha, burada txt'ye de geçiyor. Şurada ben txt'ye yazdım. Aynı şey. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi burada kompleks bir şey yok. Ters dönüşüm yapmak için, inverse yapmak isterseniz bir anlama geliyor. Undo yapacaksınız diyelim. Eksi tx, eksi t yaparsanız eski yerine geliyor. Yani ileri geri gitmek mümkün. Bir şeyi buraya alıp geri getirmek için p artı tx P eksi T, P artı TX, P artı T'ye yapıyorsunuz. Geri getirmek için P eksi TX, P eksi T'ye yapıyorsunuz. Geriye. Her birini X'i ve Y'sinden çıkartıyorsun veya topluyorsun. Sorunuz var mı? Rotation biraz daha ilginç. Rotation'ın tanımlanması için bir tane pivot gerekiyor. Pivot, basketbolda bir oyuncuya verilen isim. Biliyor musunuz? Ne iş yapıyor pivot? Pot altında topu alıp dönüp atıyor ya da atamıyor. Burada pivot olduğu yerde dönmek de anlamına geliyor. Dönme referansı olarak anlamına geliyor. Aynı anlam. Kırmızı nokta ile ifade ediliyor. Kırmızı nokta etrafında dönmek var. Çünkü bir şu telefonu döndürdüğünüzü düşünün. Bu telefonu böyle döndürebilirsiniz. 90 derece. Ya da pivotu köşe yaparsınız. Böyle döndürebilirsiniz. Bu da 90 derece dönmek. Bu da 90 derece dönmek. Bunu tanımlayabilmeniz lazım. Ya da pivotu burada alırsınız. Bu da 90 derece dönmek. Hangisi olduğunu pivot point'i tanımlayarak
belirliyorsunuz. Dolayısıyla pivot point önemli. Bu nedenle dönme işi 3 aşamayla çözülüyor. Bunlar bütün cismin pivot noktası orijine gelecek şekilde bütün her şeyi taşımak, pivotu orijine eşleştirmek, pivotu orijine gelecek şekilde bir translation yapmak, ondan sonra orijin etrafında döndürmek, sonra hep beraber geri taşımak. Hani TX, T'ye gidiyorduk ya, eksi TX, T'ye geri gidiyorduk. Önce bir TX, T'ye orijine geliyoruz, pivot orijine gelecek şekilde döndürüyoruz orijin etrafında. Sonra geri dönüyoruz, geri gidiyoruz. Birçok şey de bu şekilde, orijine gelip yapıp geri gitmek şekilde. 3 boyutlu line. Orijin etrafında dönme ise çok değişik. Orijin etrafında dönmeniz için şöyle bir şey var. Metot var. Bu metotta PXY'miz ilk noktamız. Dönme miktarımız teta. Teta'yı herkes gördü mü? Arka taraf. Teta'yı gördün mü? Şimdi gördünüz. PXY P prime, X prime, Y prime olacak. Döndürdüğünüz zaman. Yarıçap aynı değil mi? Dönüyor. Pergel gibi dönüyor. Şimdi teta kadar dönecek. İlk baştaki açısı fi mi? Mevcut açısı fi. Döndükten sonra fi artı teta olacak. Bulunduğu yer. Şimdi yarım açı formüllerini hatırlayın. Kosinüs fi artı teta. Yarım açı formüllerini. Kosinüs fi artı teta'nın kosinüs fi, kosinüs teta, sinüs fi, sinüs teta cinsinden açılımı var. Klasik yarım açı formülü. Şimdi niye buraya gidiyoruz biz? Çünkü biz PXY'nin X'i ve Y'sini bulmaya çalışıyoruz. R cinsinden. R ile alakalandırmaya çalışıyoruz. R ve teta cinsinden alakalandırmaya çalışıyoruz. Çünkü teta dönme miktarımız, tamam mı? Bunların yeni X' Y' bulacağız biz. Bunun için X'ımız R cosine fi artı teta. Bunu anladık mı? Şu yukarıdaki kısım. Şurasının x değeri r cosine fi artı teta. Şurası. Tamam mı? Bir evet deyin ya. Ondan sonra y değeri de üst tarafın kestiği yer. O da r sinüs fi artı teta. Bunu açtığımız zaman şu karşımıza geliyor. Bunun içerisinde x eşittir r cosine theta, r cosine phi, y eşittir r sine phi olduğunu insert edersek, substitute edersek, niye? Çünkü x2 değerinin r sin phi değeri, şu y'si r cosine phi değeri, bunun x'i, tamam mı? Eskisi, bir önceki değeri. Yani önceki ve sonraki yapıyoruz ya, before after. Bu before'ları yerine koyuyoruz, x ve y diye, şuraya. Elimize x prime eşittir x cosine theta eksi y sinüs theta, y prime eşittir x sinüs theta artı y cosine theta gibi bir formül çıkıyor. Hocam bunu daha önce gördüğünüz hareketlere göre nasıl yani? Bu orijin etrafında dönme. Yani orijin buysa, bu da buraya geldiyse böyle dönmek. Yok eğer bu buradaysa böyle dönmek. Buradaysa böyle dönmek. Orijin etrafı. Bir önceki değil, aynısından bahsediyorum. Burada pivot, aynısından bahsediyorum. Evet. Translate to origin, rotate about origin, translate back. Rotate about origin'i anlatıyorum. Evet. Çünkü translate olacak. Ne olacak? Önce translate edeceksin orijine. Döndüreceksin, geri geleceksin. Başka çaren yok. Dolayısıyla 3 işlemden oluşacak. Çünkü bu formülü herhangi bir nokta etrafında düşünmeniz güçtür. Belki 90 dereceler için ve sabit sayılar için diyelim 5, 10, 15. 90 dereceyi döndürmek kolay olabilir kafanızda, görerek. Ama bilgisayar böyle göremez. Hesapla yapmanız lazım. Dolayısıyla böyle bir formül bulmanız lazım. Bu formülle ancak hesaplayabilirsiniz. Formülde bu.
bunu böyle plain formül olarak değil de, sadece formül değil de matris lineer cebir şeklinde ifade etmek biraz daha bize kolaylık sağlıyor. Lineer cebir olarak düşündüğümüz zaman P prime eşittir R çarpı P diye düşünüyoruz. P bizim elimizdeki nokta vektörü. R dönüşüm matrisi şu. P prime de yeni nokta. Px'ye eşittir R çarpı Px prime y prime eşittir R çarpı Px'ye. Formül bu. Burada bunu ezberleyeceksiniz. Bazı şeyler hayatta ezberlenir. Bu da onlardan bir tanesi. Kosinüs, eksisinüs, sinüs, kosinüs diye ezberleyeceksiniz. Faraza kaybettiniz, ezberleyemediniz. Kafanız basmadı sınavda. Eksi burada mıydı, burada mıydı diye böyle bir şaşırdınız falan. O zaman yapmanız gereken nedir? Bir önceki şu formüle bakmak, yerine koymak, bakmak oluyor mu diye bakmak, 90 için denemek. 90 derece döndürdüğünde hakikaten eksiden doğru yere geliyor mu diye bildiğiniz sayılarla denemek tutuyorsa, ha bu formül böyleymiş diye tekrar kendinizi doğrultmak. Yanlıştan öyle kurtarabilirsiniz. Çoğu zaman kafa karıştırır. Kosinüs, sinüs, eksi sinüs, kosinüs falan gibi kafa karışıklığı olur. O kafa karışıklığını ya doğru dürüst ezberleyin ya da yazdıktan sonra bir kontrol edin. 90'la kontrol edin mesela. Çünkü 90'ın kosinüsü sinüsü ya 1 ya 0 ya, şeyi kolaydır. Kontrolü kolaydır. Hocam, evet. O aynı şey mi? Sağ aşağıdaki. Evet evet, aynı. Şunun aynısının lineer cebir formülü. Çünkü bu şekilde yapacağız. Bunları da tabii matris şeklinde data structure'larınıza matrislerin matris, vektörleri vektör diye tanımlayacaksınız klaslarınızı. O şekilde object oriented yapacaksınız. Yani matrise matris olarak müdahale edeceksiniz programlarınızda. Hatta matris multiplication'ı nasıl yaparsınız? Operatör overloading ile çarpma işlemini overload edersiniz. İki matris arasında çarpma yıldız koyarsanız çarpma işleminin fonksiyonu çağrılır metot olarak. Dolayısıyla şunu yapmak zorunda kalmazsınız. Multiply M1 M2 yapmak zorunda kalmazsınız. Yani M3 eşittir Multiply M1 M2 kolay bir yöntem değil mi? Matris. Böyle yapmak yerine M3 eşittir M1 çarpı M2 yapabilirsiniz. Object oriented dillerde. Şu operatörü overloading yaparsanız çarpma işlemini bölme işlemini. Bölme hepsinde olmaz da toplama ve çıkarmayı. Matris işlemlerini, vektör işlemlerini bu şekilde doğru bir şekilde şey yapabilir, çalıştırır. O zaman avantajı M1, M2 artı M4, M5 falan gibi parantezli, sabitli, şunlarla bunlarla işlemler yapabilir hale gelirsiniz. Yani lineer cebir kitabındaki her şeyi aynen veya grafik veya diğer dersler aynen programınıza aktarabilirsiniz. Tabii yanmıyor. Rotation için orijine gideceğiz. Orijin etrafında döndüreceğiz, geri gideceğiz. Scaling'e baktığımızda scaling bir şeyin küçültülüp büyütülmesi. Küçültüp büyütürken bu telefonu yarı yarıya küçülteceksiniz. Yarı yarıya büyüteceksiniz. Bir tane animasyon var. Animasyonda adamı yarı yarıya küçülteceksiniz. Peki adam animasyonda yarı yarıya küçülünce adamın boyu böyle yarı yarıya doğru böyle küçülecek mi? Yoksa ayakları da yukarı kalkacak, başı da küçülecek. Yani merkez etrafında küçülecek. O zaman merkez etrafında olursa ayaklarım benim yerden kalkacaktır. Bu yanlış. Demek ki bunları tanımlanması gerekiyor. O yüzden yine pivot point meselesi var. Yani pivot point etrafında bir küçültme meselesi var. Mesela bir üçgeni, şu üçgeni küçülteceksiniz yarı yarıya diye veya büyüteceksiniz. Burası etrafında küçültürseniz yeni üçgeniniz şu olur. Ama orta göbekte yaparsanız yeni üçgeniniz bu olur. Farklı koordinatlardaki üçgenler olur. O nedenle pivot point'i tanımlamanız lazım. Yine aynı şekilde scaling rotation'da olduğu gibi pivot point'i orijine gelecek şekilde yapıyorsunuz. Orada scale diyorsunuz. Küçük veya büyük. Birden küçükse küçülüyor. Birden büyükse büyümüş oluyor. Çarpanda çarpıyorsunuz.
Sonra geri taşıyorsunuz. Üç işlem. Anladık mı? Üç kademe. Tekrar geleceğim gerçi. Şimdi bunun da matris operasyonu X prime, Y prime SX, SY X, Y diye geçiyor. Yani X prime eşittir X çarpı SX, Y prime eşittir Y çarpı SY. SX, SY niye farklı? Veya ayrı, ikisi de S değil. Çünkü eksenlere göre farklı oranlarda scale edebilirim. Mesela boyu yarıya düşsün ama eni değişmesin diyebilirim. Zaman içinde bir loop yazdınız, animasyon yapacaksınız, bisiklet boyu yükselir kısalar gidecek. Hareket animasyon, yani yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı yapacaksınız. Timer, zaman içerisinde arka arkaya iterasyonda o scale'leri yukarı aşağı yapacaksınız. Pivot point neresi? Tekerleğin altı. Çünkü yerden uçmaması lazım tekerleğin. O şekilde yukarı aşağı gidecek. Boyunu da değiştirirseniz bu sefer olmaz. Küçülüp büyüyor olur. Böyle durumlar için ayrı eksenlerde scaling'i ayrı sayılarla tanımlayabiliyorsunuz. Bir eksende büyürken öbür eksende küçülebiliyor. Ve fakat bu işler bu kadar kolay değil. Çünkü animasyon yaptığınızı düşünün, modelleme yaptığınızı düşünün. Microsoft'tan kalın. Birçok işlemi arka arkaya yapmanız gerekecek. Mesela bunu çizdiniz. Bunu çizen kim? Çinli bir adam. Bu adam, Çinli bir adam bunu CAD programında çizdi. Tamam, ben bunu daha sonra kullanıyorum. Nerede kullanıyorum? Odada kullanıyorum. Tamam. Odada nerede? Benim elimde. Ben neredeyim? Benim modelim. Bir dakika ya, benim modelime geldik. Benim modelim başka bir CAD tarafından çizilmiş. CAD programcısı, artist tarafından. Beni yerleştirdiniz odaya, X koordinatına. Benim bütün koordinatlarım değişti. Lokalim vardı ama 5, 0 diye. Odaya göre bu sefer değişti. Bir translation oluştu. Tak, ben buraya geldim. Yoksa yapmasaydınız ben odanın orijinindeyim. Çünkü modeling uzayı orada. Buraya geldim. Ondan sonra benim elime telefon vereceksiniz. Bir dakika, benim kolum var. Koluma gelmen için bir transformasyon var gövdemden. TX, TY. Ondan sonra bir rotation var kolum açısı. Bir daha TX, TY var. Bir daha rotation var. Bir daha translation var. En ucuna telefonu ekliyorsun. Bir sürü rotation, translation buraya kadar buldum. Kaç uzayda? 753, 653 bilmem kaç koordinatları var. Belli floating point sayılar. Bunu bulduğun zaman ancak ekranı çizebilirsin. Yoksa çizemezsin. Bu nedenle arka arkaya bir sürü cascaded şey olması gerekiyor. Rotation, translation, scaling, rotation, translation, scaling. Scaling o kadar fazla olmasa da rotation ve translation çok fazla sayıda gerçekleşiyor. Bunların birleşmesi lazım. Bunları combine edebilmen lazım. Neden? Çünkü diyelim 7 tane translation rotation'ım var ve 1000 tane noktam var. 1000 tane noktam, 7 tane operation'ım var. Toplam bu cismi buraya çizmek için ne gerekir? 7000. 7000 matrix multiplication değil mi? Anladık mı bunu? Rotate, sonra translate, sonra bir daha rotate. En azından belli bir nokta etrafında dönmek için bile 3 tane lazım. 3000 tane lazım. Çünkü translate edeceksin, çarpım yapacaksın, rotate edeceksin, geri translate edeceksin. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Bunun için 1000 çarpı final matrix bulsam olur mu? Yani bir tane bir matris bulsam, onu 1000 kere yapsam. 7 kere değil de 7'yi bir birleştirsem, 1'e indirsem kompozit, onu 1000 kere yapsam. Onu x'ye çarpsam. Yani bu final matrix'e diyelim ki kompozit matrix'e C diyelim. Bütün transformasyonları içeriyor. Bunu PX ve PY'ye çarpayım. Bu C'yi. Bu bana şeyi versin. P prime'ı versin. P prime da P prime X, P prime Y. Yeni noktalarımız. Ben bunu 1000 defa yapayım. 1000 nokta için yapayım. Tamam mı? Yoksa ne yapacaktım? Bu C'yi
7 kere yapacaktım. 1000 kere 7000 olacaktı. Bu C'yi ben 7 işlemde birleştirsem, 1000 kere de bunu yapsam, o zaman 1007 defa da işimi bitirebilirim. Ama bunun için ne yapmam lazım? Ayrı ayrı olan işlemleri, translation, rotation, scaling, bunları birleştirebilmem lazım, değil mi? Peki size tekrar bir soru. Bunu translate ettim. Rotate ettim. Yok, yanlış yaptım. Translate ettim, rotate ettim. Ya da rotate ettim, translate ettim. Aynı mı? Farklı. Demek ki bu arka arkaya yapılan işlemler şey değil. Değişme özelliği yok. Sırası önemli. Hepsinde de önemli. Mesela döndürdüm, küçülttüm Y ekseninde ya da küçülttüm, döndürdüm farklı şeyler çıkar. Aynı zamanda etmiyor. Ya önce ya sonra. Hem çeviriyorsun hem buraya götürüyorsun. Hayır, aynı anda etmiyor. Aynı anda etmiyor. Döndürdüm yukarıya. Tamam. Veya... Götürürken hem rotate edip... Hayır. Gittim, döndüm. Hayır, ne güzel. Burası etrafında dönüyor. O zaman birleştirir miyiz hocam 7 tanesini? Yani... Birleştiririz ama hangisini istediğini şaşırmaman lazım. Yani böyle yapmak istiyorsan böyle, öbür türlü yapmak istiyorsan öbür türlü. Bizim için ayrı ayrı mı yapmak için? Hayır, hayır. Şunu demek istiyorum. Yerlerinin değişmemesi lazım. Yani nasıl tanımladıysan mesela önce beni buraya getirdin, sonra scale ettin değil mi mesela model uzayında? Böyle olması lazım. Bunun önce beni küçült, sonra getire dönüşmemesi lazım. Bir kere onu unutmayın. Yerleri değişemez. Matris çarpımında sıra önemliydi zaten. Evet, aynı şey geliyor. Matris çarpımındaki sıra orada kendini gösteriyor yani. Şimdi... Şöyle bir basit problem var karşınızda. Şimdi P prime, bak şöyle söyleyeyim. X prime Y prime eşittir TX TY artı XY. Tamam mı? Bu translation. X prime y prime eşittir cosine minus sine sine cosine. Bu da rotation değil mi? Bu ikisini çarpsam İçerir mi birbirine acaba? Cevap verin. Değişme özelliği yok. Yok, değişme özelliği istemiyorum. Önce bunu, sonra bunu yapayım istiyorum. İçermiyor. Neden içermiyor? İkisini çarpamıyorsun. Dimension sebebiyle çarpamıyorsun. Bu addition, bu multiplication. Multiplication, addition, matrix operasyonunda birleştiremiyoruz. O yüzden benim bunu da multiplication. Yani translation'ı ben multiplication'la yapmam lazım. Bu ne demek? X prime, Y prime eşittir bir şey çarpı X, Y diyebilmem lazım ki buna T diyeceğim. Bu da benim translation'ım olsun. Ya bir matrisle çarpmalıyım ben bunu. Translation olsun. Nasıl olacak? Bir matrisle çarpmalıyım. Bakacağım. Bu T'ye mesela A, B, C, D diyorum. X, Y. Tamam mı? X prime eşittir A, X artı B, Y. Y prime eşittir C, X artı D, Y. Değil mi?
Peki, x'im şurada, bu mesela 1 olsun, bu da 1 olsun. Veya 2, 2 olsun, daha kolay. 2, 2, 3 olsun, kolaylık olsun diye. 2, 3. İlk baştaki de 1, 2. Yenisi kaç? 3, 5. Değil mi? Burada böyle bir şey yapabilir miyim? Yapamam. Çünkü çapraz dependency var. Yani x prime eşittir x artı x artı 1 demem lazım. Ulan y'nin 1 olmasına bağlı o. Y'nin de ne olduğunu bilemiyorum. Fonksiyon bu. O yüzden yapamam. Burada bir c olması lazım sanki. Ve bu c'nin 1 olması lazım. Öyle değil mi? Öyle mi değil mi? Hoca diyorsa öyledir muhtemelen. Matrix'te C. Hayır. K. Bir K olması lazım. K'nın da 1 olması lazım. Burada da 2 olması lazım. Öyle değil mi? Çünkü öbür türlü sadece X, Y'ye bağlı. O yüzden bu bizi kurtarmıyor. Problemleri belli bir uzayda çözemezseniz matematikteki kural, matematik fiziği genişlet. Ha? Yok, evet. Dimension'ı genişletmek, başka problemi başka bir dimension'a almak. Mesela -1'in karekökü yok, değil mi? Ama var. Var da yok. Başka bir uzayda var. Normal uzay sayı doğrusu, değil mi? Sayı doğrusunda burası 0. Burası 4. Burası -4. Bunun karekökü güzel 2. Bunun karekökünü ınk yapamıyorsunuz. Yok. Halbuki var. Bir dimension atıyorsunuz kafadan. Hiper uzaya çıkıyorsunuz. Bu hiper uzayda -4'ün karekökünü 2i diyorsunuz. Burası i ekseni. O şekilde devam ediyorsunuz. Bir süre sonra işler yoluna girdikten sonra geri dönüyorsunuz. Normal düzeye iniyorsunuz. Tekrar sonuç çıkıyor falan. Fourier transformu, Laplace transformu, bütün bu transformlar Z transformu problemi bulunduğunuz domainde çözemeyip daha problemin çözülebilir olduğu domaine taşıyıp orada işlemleri yürütüp tekrar geri taşımak amacıyla çıkarılan çözümler. Biz de burada problemi başka bir domaine taşıyoruz. Bu domain 3x3 domainidir. 2 boyutlu uzay için. Burada ABCD yerine ABC DEF GHI diye atıyoruz. Buna da X, Y ne? H koyuyoruz. H, H ya da 1. Orada da bir H. Sol tarafta da yok mu? O H. Ay, pardon. G, J, K. O zaman hocam X, Y, Z olsun. Ya zaten yazmayacağım. Bu kadar söyleyeyim. Yani 3 tane şeyimiz var. 3'e 3'lük matrisle yapacağız. Çarpacağız. X, Y, bir de bir şey daha. Bu nasıl -1'den i'ye geçiyoruz ya. Burada da bir tane daha uyduracağız. Normalde o. Mesela 5'in imaginary kısmı kaçtır? 0. Yani aslında bu 5 artı 0 iyidir. Değil mi? Normalde 5'tir. Biz de X, Y'miz X, Y'dir. H da normalde 1'dir diyeceğiz. 1 ise bu normaldir. 1'in üstüne çıktığında ben hiper uzaya çıkıyorum. O hiper uzaydayım şu anda. Hiper uzaya dönmek istediğim zaman X ve Y'yi H'ye bölersem, H'yi de H'ye bölersem, hep burayı 1 yaparsam o zaman X ve Y'nin gerçek değerine ulaşırım diyoruz. Bunun için öbür slaytlara geçmem lazım. Şimdi burada
Arka arkaya sequence of transformation, burada bahsettiğim olay. Arka arkaya sequence of transformation yaptığı zaman P1 eşittir M1 çarpı P artı M2 oluyor. Şu artıyı birleştiremiyorsun. Birleştirebilmen için bunu 3'e 3'e çıkarman gerekiyor ki 3'e 3 çarpı 3'e 3 yine 3'e 3. Bu yüzden X'ye'den X'e geçiyoruz. Yani 2 çarpı 2 matristen 3 çarpı 3'e geçiyoruz. Ve bu XH, YH ve H'ye dönüşüyor. Eğer H'niz 1 ise X ve Y'niz XH ve YH'ye eşit. Ama H'niz 1 değilse değil. Dönüşüm yapmak için X eşittir X. X eşittir XH bölü H. Y eşittir YH bölü H yapıyoruz. Dönüştürüyoruz. Bu mantığa göre translation'ı 3'e 3 yazmaya kalkıştığımızda şu gibi böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Burada x prime eşittir x artı tx, y prime eşittir y artı ty oluyor. Gördük mü? Matrise iyi bakın. Baktık matrise. Dolayısıyla bir de bir oluyor. Ve ben peki niye yaptım şeyi? Hey niye bak burada çok yani öyle deseydim falan. İşte öyle değil. Çünkü zaman içerisinde bazen o bir oradan birbirini kaybedebiliyor. Çarpımlar, toplamlar arasında. Bu durumda P prime eşittir T çarpı P diye madde işlemi olarak ifade edebiliyorsun. Tamam mı? Tersini transform, geri almak için de eksi TX, eksi TY yapıyoruz. Inverse transformation is constructed by using minus TX and minus TY. Anladık mı? Gelelim rotation'a. Rotation, buna unuttum söylemeyi. Buna homogeneous coordinate transformation deniyor. Homogeneous transformation deniyor. Dönüşme bu. X'ten X'e dönüşme. Rotation'ımız yine aynı. Sol üstte. Zaten o matristi. Sorun değil. Zaten çarpmaydı. Ama bunu biz yan tarafına extend ettik. 0 0 0 koyduk. Çarpmasına da 1 koyduk. Identity. Böylece x prime eşittir cosine theta çarpı x eksi sine theta çarpı y artı 0. Olması gereken formülü 3'e 3 ile yazdık yani. Sağ taraf gördüğünüz gibi boş. Çünkü burası şu sağdaki kısım translation elemanları içeriyor. Orada bir translation hareketinin döndüğünü anlıyorsunuz. Bir şeyler oldu yani. O sağ taraf translation. Ama böyle bir matrisi aldınız. Bu 0 0 olan yerde 5 5 gördünüz değil mi? Ne kadar translate ediyor dediğinizde 5 mi dedersem cevap hayır. 5 etmez çünkü öbür taraftaki sayılar 1 değil. Yani şurada TXT'ye gördünüz ya 1 1 diğerler 0. Burada ne kadar gidiyor diye sorduğum zaman TXT'ye kadar gidiyor öteleme var diyorsunuz. Ama burada da oraya TXT'ye koysam o kadar gitmiyor çünkü öbür sayılar 1 değil. Tam izole değil yani. Ters dönüşüm yapmak için eksi teta şey yapıyoruz. Burada gene unutmamanız gereken bir şey counter clockwise nedir? Saat yönü tersi. Saat yönü tersi. Pozitif açılar saat yönünün tersi olarak algılanmak zorunda. Dolayısıyla counter clockwise 30 derece dön dediğim zaman teta artı 30. Clockwise 30 derece dön dediğim zaman eksi 30. Artı eksi. Artı eksi sizin için. Her zaman böyle. Vidayı söküyorsanız pozitif, sıkıyorsanız negatif. Anlaşıldı mı? Scaling için yine aynı şekilde söyleyelim. Scaling için baktığımızda SX, SY çapraza geliyor. Diğer taraflar 0. P prime eşittir S theta, SX. SX, SY, o theta orada yanlış olmuş. S çarpı P. Ters transformasyon yapmak istediğinizde 1 bölü X, 1 bölü SX ve 1 bölü SY kullanmanız gerekiyor. Yani 5 katına çıkartmak istediğiniz zaman 5 kullanıyorsunuz SX, SY'ni. 5'te 1'e döndürmek için, eski haline döndürmek için 1 bölü 5 kullanıyorsunuz. Eski haline geçiyor. 0, 2 ile çarparsanız tekrar. İşte aynı yere geliyor. Elinizde bir tane diyelim ayı var.
şeylerden oluşmuş. 30 bin point. 30 bin pointlik ayıyı buradan buraya alacaksınız. 30 bin tane matris işlemi yapmanız lazım. Bütün noktaları geri değiştirmeniz lazım. Dolayısıyla biz bunları birleştirebiliyoruz. Bakalım birleştirince ne oluyor? Birleştirince bu şekilde. Mesela iki tane translation'ı birleştirdiğiniz zaman ne oluyor? İki translation'ı TX, TY birincisi. TX, TY ikincisi. Bunları çarptığın zaman karşına bu matris çıkıyor. Gerçekten de sonuç bu oluyor. İnanmazsanız yapın. Çünkü sıfırlar birler gidiyor. İki matrisi çarparken size daha önce söyledim mi ben bilmiyorum. Elle matrisi çarpmanız gerekecek sınavda, tamam mı? Unutmayın. Elle matrisi çarparken matrisleri yan yana yazmayın. Matrisleri biri aşağıda biri yukarıda yazın. Şöyle yazın. Şu ikisi çarpılacaktır. Sonuç da buraya gelir, tamam mı? Burada diyelim 3'e 3 veya kaça kaç olması önemli değil. Bu ikisini çarpacaksınız, tamam mı? Bununla bunu artı, bununla bunu artı, bununla bunu çarpıp buraya yazacaksınız. Daha sonra bunu biliyor muydunuz? Satır sütunu biliyorum. Böyle yazmanız gerektiğini biliyor muyum? Böyle yazmazsanız mutlaka şaşırıyor insan. Yok. Görürsün. Bu şekilde hizaları aynı yere gelenleri doğru yerlere yazarsanız eliniz şaşırmazdır. Ne yapmanız gerektiğini bildiğinizi biliyorum ama yaparken yanlış oluyor. O nedenle yanlış yapmayı engellemek için bu. Daha sonra bu ikisinin sonucunu başka bir matrisle daha çarpmanız gerekirse şimdi güzel tarafı o zaman çıkıyor meydana. Bir sonraki matrisle buraya yazıyorsunuz. Bununla da bunu çarpıp buraya sonucu yazıyorsunuz. Öyle gidiyor. Arka arkaya matris çarpınlar. Bu yani faydası var. Dolayısıyla iki tane translation birleştirilebiliyor. Tek matrise indirilebiliyor. İki tane rotation birleştirilir bu, evet. P prime eşittir R çarpı teta, R teta 2 çarpı R teta 1 P. Kaç işlem var burada? İki. İki ayrı işlem var. Önce bir P'yi döndürüyorsun, bir nokta buluyorsun. Ondan sonra bir daha döndürüyorsun. Bunu yapmak yerine iki döndürmeyi biz birleştirelim. Birleşmiş dönmeyi noktaya uygulayalım. Olur mu? Evet, oluyor. Şu ikisini şey yaptığın zaman, çarptığın zaman bunu elde ediyorsun. Bak, çarptın. Scaling yine aynı şekilde. SX, SC yaptın. Birinci scaling'i. İkinci scaling'de SX2, SY2. Bunu önce noktaya, bakın curly brace'leri gördünüz mü? Böyle P'yi önce çarpmışız, onun sonucunda çıkan yeni noktayı bir daha yapmışız. Onun yerine iki maddesi birleştirip ondan sonra P'ye uygulayalım diyorum. Sebebi çünkü P'den benim elimde 30 bin tane var. Hani bir tane P için bunun bir anlamı yok ama P'den 30 bin tane varsa maddesleri önceden birleştirip tek maddesi indirip ondan sonra yapmak lazım. Yoksa hepsini 30 bin kere yapmak gerekiyor. 30-60 mesela burada. Anladık mı? Bu şekilde kombine edebiliyorsun. Bunları çapraz kombine de edebiliyorsun. Scaling artı rotation artı translation hepsini çarptıkça yapabiliyorsun. Bilmen gereken şey önce yaptığın bu. Bu yanlış olmuş mu? Ha yok, yanlış olmuş. Önce yaptığın bu, sonra yaptığın bu. Yani tabi ters olmuş. Önce yaptın sağa yazılacak. Mesela biraz sonra öğreneyim ben. Çünkü elinde bir tane P var ya PX, PY
Buna bir matris çarptığı zaman, daha sonra bir daha matris çarptığı zaman ilk ateş eden bu, bunun sonucunu bu etkiliyor. O yüzden iki maddesi birleştirirken ilk yapılacak olan, cisme ilk etki edecek olan sağda, daha sonra etki edecek olan onun solunda oluyor. Yani önce translate, sonra rotate mi, yoksa önce rotate, sonra translate mi derseniz, bu bir tercih meselesi. Niye tercih? Animasyonun tercihi veya işte grafiğin tercihi. Ama maddese dönüştürdüğünde önce olanın koordinata yakın olması, sağda olması gerekiyor. Şimdi genel rotation'a baktığımızda bunun formülüne, önce elinizde bir tane pivot point var. Pivot point her yerde olabilir. Cismin üzerinde olması şart değil, dışında olabilir. Bu örnekte üstünde. Bunun etrafında döndürmek istiyorum 90 derece sola, counterclockwise. Önce ben bunu pivot point'i orijinde olacak şekilde taşıyorum, translation yapıyorum. Bir tane 3'e 3'lük matriste taşıyorum. Ondan sonra kosinüs eksisin üstünüz kosinüsle döndürüyorum. Ondan sonra eksi tx eksi ty ile yeni matriste dönüştürüyorum. İlk gelen matris hangisi en sağ? Translation. Sonra ortaya gelen matris rotation. Sonraki matriste tekrar translation. 3 matrisi birleştiriyorum. Birleşmiş matrisi P ile çarpıyorum. Hangi P'ler nerede? Üçgenin 3 noktası. Orada ayı varsa ayının bütün noktaları. Dolayısıyla bunu önce eksi x ve y'ye, önce bakın eksi sağdaki, niye? Çekiyorsun orijine bu şekil için. Çekiyorsun. Çünkü x ve y'ye bunun kendi koordinatı. Pardon. Bu şu kırmızı nokta x ve y'ye, tamam mı? Onu orijine çekmek için eksi x ve eksi y'ye koyman lazım. İlk önce onu koydun. Ondan sonra kosinüs eksi sinüs yaptın. Sonra x'e x